Merhaba sevgili seyirciler. Örnek insanların hayatını ve hatıralarını konuştuğumuz Anıların İzinde programımızla bu hafta da huzurlarınızdayız. Yurt içinde ve yurt dışında dünyanın çok farklı coğrafyalarında şu an bizimle birlikte olan bütün seyircilerimizi, hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Programımıza Vav Televizyonu'na hoş geldiniz. Sevgili seyirciler, Türkiye'de sağlık, eğitim ve sosyal alandaki çalışmalarıyla pek çok ilke imza atan ve birçok vakıf ve sivil toplum kuruluşunu hayata geçiren, Türkiye'de ve dünyada ilgiyle takip edilen tarihi dizilerin yapımcılarından, İngiltere'de 2022 Slication tarafından yılın en iyi yapımcısı ödülüne layık görülen Tekten Film Yönetim Kurulu Başkanı, araştırmacı, yazar, Operatör Doktor Kemal Tekten Hoca bugünkü misafirim. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Öncelikle yoğun programınız arasında bize yer verdiğiniz için, hatıralarınızı bizimle, sevgili seyircilerimizle paylaşmak istediğiniz için hem şahsım, arkadaşlarım hem de kanalımız adına çok teşekkür ediyorum size. Sizin çok farklı özellikleriniz var. Tabii politikacılık var, işletmecilik var, doktorluk var, yazarlık var, yapımcılık var. Program yapımcılığı. Her işe burnunu sokan bir adam. Estağfurullah ne kadar güzel. Aynı zamanda siz tabii Türkiye Üstün Zekalı ve Dahi Çocuklar Eğitim Vakfı Genel Başkanısınız ki bu konuda da ilksiniz tabii. Hatıralar çok önemli tabii. Yani bizim aslında bu program, biz 6 yıldır programımız devam ediyor. Bu hatıralar paylaşıldıkça, siz çünkü bu hatıraları meydana getirmek için bir bedel ödediniz, zaman verdiniz, çok büyük zamanlarınızı verdiniz. Yeni nesiller, sevgili seyircilerimiz, tabii bu programı takip edenler, yani bu sizin tecrübelerinizi, sizin yıllarca kazandığınız bu tecrübeleri, hatıraları, onlar dakikalar içinde, belki de 1-2 saat içinde sizin yönlendirmenizle çok kolayca elde etmiş olacaklar. Dolayısıyla hatıralar çok önemli. Bazen hatıralar tabii bir ailenin, bir toplumun, bir neslin kurtuluşuna sebep olabileceği gibi, yani bazen de zararına da olabiliyor tabii, acı hatıralarda olabiliyor. Ama programımızın amacı böyle güzel hatıraları, örnek insanları topluma, kültüre, medeniyete hizmet etmiş, eğitime hizmet etmiş örnek insanları insanlarımızla, sevgili seyircilerimizle, toplumumuzla buluşturmak. Biz tabii normalde her programımızda olduğu gibi kronolojik olarak çocukluğunuzdan başlıyoruz. Oradan nerede yetişmişsiniz, sizi yetiştiren hava, o atmosfer, o mahalle kültürü, oradan başlayalım. Bugüne gelelim, bakalım nereye kadar gideriz, nasıl yaparız, yetiştirebilir miyiz? Yetiştiremezsek devamını yaparız inşallah. Öncelikle tekrar hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Sevgili hocam, nerede doğmuşsunuz? Oradan başlayalım. Evet, öncelikle Vav TV'ye ve size ve sizin vasıtanızla bizi izleyen seyircilerimize selam ve muhabbetlerimi sunuyorum. Allah razı olsun. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben Kayserliyim. Kayseri'de, Eskişehir'de doğdum ama Kayseri'de büyüdüm. Kayseri'de biz çocukluğumuzu yoksulluklar içerisinde yaşadık. Belki çoğu insan gibi.
Şimdiki çocuklar biraz daha varlık içerisinde büyüyor gibi geliyor bana. Tabii ki mutlaka sıkıntılılar var ama bize göre çok daha rahat ortamlar var bugün. Evet. Çocukluğumuzda tabii Allah onlardan razı olsun. Annemiz, babamız bize çok iyi bir eğitim verdiklerini düşünüyorum. Her şeyden evvel tabii eğitim evde, ailede olmalı. Aslında onlar bir eğitim görmemişti. Onlar bir üniversite okumamıştı. Evet. Babam hukuk mezunuydu. Annem tabii ilkokul mezunu. Annemden ben manevi değerleri aldım. Babamdan milli değerleri, öyle diyorum. Yani milliyetçilik, ülkeme karşı sorumluluk vesaire, dürüstlük gibi. Yani irfan anlayışı tabii burada çok önemli. Toplumda bu irfani anlayış çok iyi yerleşmişti. Ve bugün de hatta kırıntıları devam ediyor. Ben kötü bir şey söylemek istemiyorum bugüne dair ama tabii biraz daha sıkıntılı. Fakat biz Kayserili olduğumuz için bütün Kayseri'de çocuklar mutlaka sokakta bir şeyler satarlar. Evet. Veya çarşıda bize su sattırdılar. Hatta ben 5-6 yaşlarındaydım. Dedemin bahçesi vardı. Oradan marul yükledi bana bir sepetle. Onu sattığımı hatırlıyorum. Sonra şemşamer var, biliyor musunuz bilmem. Yani ay çekirdeğine Kayseri bölgesinde şemşamer denir. Yani Farsça kökenli. Şems-i amber, güneşe bakan, güne bakan gibi karşılığı. Yani bunlar bizi tabii demek ki girişimci de yapmış. Çok yani güzel. Onlar çocuklukta özgüven, paranın kazanmanın önemi, kutsiyeti vesaire böylece veriliyor. Yani ben bugünkü gençlere de, bugünkü ailelere de tavsiye ediyorum. Eyvallah. Bu Eskişehir'de doğdum dediniz. Babam memurmuş tabii o yıllarda. Ondan ne sonra, iş yapıyormuş? Herhalde bir bankada çalışıyormuş ilk yıllarda. Sonra DSİ'de müdürlük yaptı. Böyle farklı çalışmalar içerisindeyken tabii o yıllarda bizim doğumumuz Eskişehir'e denk geliyor. Kaç kardeşsiniz hocam? 5 kardeşiz. Siz kaç numara? Ben 1. Ha, 1 numarasınız. Evet, siz ben büyüksünüz. En büyükleriyim. Diğerlerinin doğumu hep Kayseri midir? Hepsi Kayseri onlar. Diğerlerinin hepsi Kayseri. Peki Eskişehir'de ne kadar kalmış? Yani niçin Eskişehir'e yani gitmiş? Yani 2-3 yıl kadar falan. Tabii bilemiyorum, şartlar onu gerektirmiş. Anlatır mıydı baba hiç böyle yani size hatıralarını? Tabii ki, tabii ki. Yani çok sohbet ederdik. Tabii bunlar hepsi sonradan anladığım kadarıyla bizim yetişmemize katkı sağlayacak şeyler olurdu. Peki Kayseri'de köyünüz var mı yoksa? Yok, şehir merkezinde. Şehir merkezinde. Biz, evet. Mahallede mahallede yetiştik. Kaç yaşında gelmişsiniz? Anne baba sizi ne zaman getirmiş? Yani 2-2,5 yaşlarında ben Kayseri'ye dönmüştüm. Hatırlamıyorsunuz yani o gelişinizi. Hatırlamıyorum, evet. Yani Kayseri'de o 5-6 yaşları hatırlıyorum. Ondan sonra ilkokul ve diğer eğitim dönemleri. Ama dediğim gibi bizim o zamanlar tabii bunlara girmek belki uzatır mevzuyu ama o mahalledeki dayanışma, mahalledeki kültür çok önemliydi. Mesela bir komşumuzdan biz öğrendik. Dedem vefat etmiş. Dedemin vefatından sonra o komşu gelip günlerce ağlamış. Yani bizim haberimiz yok. Dede oraya yardım ediyormuş falan. Yani böyle bir dayanışma, toplumsal dayanışma, mükemmel bir dayanışma vardı eskiden. Evet. Tabii mahalle, herkesin birbirinden haberi vardı tabii. Tabii, Anadolu tabii. Hatta şeyde bir ara TRT'de Anadolu'da Ramazan programını yapmıştım. Artvin'e o taraflarda sormuştum, sizde de çadır olur mu? O zamanlar çünkü bizim yaptığımız dönemde Üsküdar'da başlamıştı. Bağcılar, bazı belediyelerde çadır falan. İftar çadırı. Hayır dedi, bizde dedi ayıp olur. Yani böyle çadır falan olmaz bizde dedi. Herkes biz evden. Aynen öyle. Biz yani mahalleye, bir de şehre gelen yabancıyı falan da biliriz. Yani nerededir? Camidedir. Çarşının ya camisindedir ya kahvesindedir. Gideriz orada. Varsa alır getiririz falan.
Bunlar çok güzel şeyler ki evet. Misafiri dahi bunlar, yani o şehre gelen, o mahalleye gelen misafiri dahi biliyorlar ki birbirlerinin her şeylerinden haberdarlardı. Evet. Zaman zaman belki de birbirlerine hiç haberi olmadan, hani zaman duyuyoruz böyle bir tabii bakıyorsunuz. Tabii kültür, bu göç kültürü dejenerasyonu artırıyor. Evet. Yani köyden şehire inen insan köydeki kültürü bırakıyor ama şehirde yeni bir kültürü de hemen kazanamıyor. Dolayısıyla mesela benim çocukluğumda düşünün 70-80 binken şehrimiz şimdi 1 milyonun üzerine çıkan bir şehir haline geldi. Kimse kimseyi tanımıyor. Eskiden evet. Caddeden geçen herkes birbirine selam verirdi. Bu mükemmel bir içtimai birliktelik oluşturuyordu. Evet. Sosyal birliktelik oluşturuyordu. Uzun yıllar tabii Hollanda'da kaldım ben. Buradan da Hollanda'daki yurt dışındaki bizi çok seyrediyorlar. Yurt dışındaki sevgili seyircilerimiz, zaman zaman onlardan çok güzel mesajlar alıyorum. Komşularımdan. Hatta sağ olsunlar yönlendiriyorlar. İşte filancayı da çıkarabilir misiniz? Filanca da çıksın falan. İşte şöyle oldu. Yani çok güzel gerçekten. Mesela benim olduğum yerde... Kayserili de vardı ama çok Yozgatlı hemşehrilerimiz vardı, komşularımız vardı. Genelde aşağı yukarı orta, bölgenin bölgenin merkezi Kayseri tabii. Yani eğer Yozgat'ta, Nevşehir'de, Kırşehir'de oralarda bir şeyler varsa mutlaka Kayseri'de de bir yatırımı vardı, bir şeyleri vardı. Böyle Kayseri merkezdi. Dolayısıyla evet. Kültür. Peki dedelere yetişebildiniz mi sevgili hocam? Ben annemin babasına yetiştim. Hı hı. Babamın babasını tanımıyorum. Ne iş? Yani bizden çok önce vefat etmiş. Ne iş yapıyordu? Annemin babası dedi. Celep'ti. Hı. Yani mal alır getirir ve onların dabak denirdi biliyorsunuz eskiden. Dericiler, evet. Dericilere dericilik yaparmış. Hem hayvan ticareti yapıyor, hem dericilik yapıyorlarmış. Hı hı. Güzel. Peki siz hangi dede sizin annenizin babası değil mi? Tabii annemin babası. Anne babası. Evet. Sizi. Yani Anadolu'da hep öyle. Hatta geçenlerde böyle bir berberde tıraş oluyorum. Bir baktım bir anne yanında küçücük bir çocuğu var. O değil ama herhalde o diğer berbere şey sordu. Dedi ki işçi lazım mı size dedi. Tıraş olup çıktıktan sonra sokakta yürürken baktım yanında 11 yaşlarında bir çocuk. Anladım ki onun için sormuş. Yani çırak anne, olarak. Çırak olarak evet. Akıllı bir insan. Gerçekten yani. Öyle. Anadolu'da şehirlerde aşağı yukarı çocukların hiç boşta kalmasını arzu etmezdi anneler evet, babalar. Mutlaka evet. Bir işle meşgul olsun. Siz neler yaptınız peki sevgili hocam? Ben çok şey yaptım. Şimdi bu bir de bana göre Kayserilik imtihanıydı. Kitabımda da yazmaya çalıştım. İşte bu satışların hiçbirinden kâr edemedim. Bir tane dedemin verdiği marul tablasından kâr ettim. O da zaten sermayesi yoktu. Sermayeyi almadı dedim. Ama diğer hiçbirinden kâr edemedim. Şimdi dediler ki ya bu işte adam olmaz bari okusun. Okusun evet. Şimdi biz öyle okuyanlardanız. Çok şükür tabii onların hepsi birer tecrübe ve eğitim bizim için olmuş. Ailenin ilk hekimi siz misiniz hocam? Evet, evet. Sizden önce doktor? Benden hekim. Sonra var kardeşim. O da dahiliye uzmanı. Ben kulak burun boğaz uzmanı oldum. Kaç kız, kaç erkek? Üç kız. Üç kız. İki erkeğiz, evet. Diğer ne okudular? Bir tanesi dahiliye uzmanı. Kızlar... Daha çok ticaretle ilgilendiler. Evet. Aileleriyle beraber. Geçenlerde Meltem Hanım'la değil mi? Meltem Hanım'la. Vakıfta, bizim vakıfta görevli. Üstün zekalı çocuklar dahi çocuklar eğitim vakfında. Evet buradan Meltem Hanım. Evet Meltem Hanım'la tanıştık. Evet buradan da hem Meltem Hanım hem diğer kardeşlerinizi de sevgiyle saygıyla selamlıyoruz. Peki hocam baba hukuk fakültesini mi bitirdi dediniz? Hukukçu mu? Babam hukuk fakültesi son sınıftan bırakmış başında. Sonradan bitirmeye uğraştı. Tabii daha sonra rahatsızlandı vesaire deyince biz çok üzerine gitme diye kendisine söyledik. Tabii öyle bir pozisyon oldu. Tam bitiremedi yani memuriyeti süresince.
Ama çalıştığı yerde hem hukuki işlere bakıyordu hem de idari işler, sivil savunma gibi çalışmalar yapıyordu. Hangi hukuk fakültesinde? İstanbul. İstanbul hukuk okumuş. Evet. Peki böyle anlatır mıydı hatıralarını? Tabii ki. Sizin özellikle hukukçu olmanızı... Ben tabii burada gençlere de hep tavsiyede bulunuyorum. Mutlaka kendinizi keşfedin, kendinizi değerlendirin diyorum. Ben bunu yapmaya çalıştım. Kimse bana yol göstermedi ama lise yıllarında önce asker olma düşüncesi çok ağırlıklıydı ortaokul yıllarında. Hatta müracaat da etmiştim Kuleli Askeri Lisesi'ne. Ama sonra yani insana yardım etmek, insana şifa vermeye vesile olmak düşüncesiyle tıbba yöneldim. İşte tıp fakültesine böyle gittim. Şimdi gençlere de şunu söylüyorum. Mutlaka kendi özelliklerinizi bilerek hareket edin. Evet. Ben mesela hukuku yapamazdım. Yani bir suçlu karşıma geldiğinde ağladığı zaman ben de ağlardım. Yani onunla beraber. Dolayısıyla orada adil bir karar vermem zordu. Hep merhametten yana tavır alırdım. O da yanlış tabii adalette. Mühendis de olmak istemedim. Ve tıbba karar verdim. Aslında sosyal tıp biraz psikiyatri falan düşündüm ama sonradan işte şartlar bizi farklı yöne götürdü. İşte bu arada tıptaki kendime göre bazı eğitim eksikliklerini tespit etmeye çalıştım. En sonunda bu İnsanın Sırrı kitabını yazdım. İnsanın Sırrı. O insanı bir bütün olarak ortaya koyuyor. Onu da vesile olan kim derseniz, tabii onu da anmak isterim. Üniversite yıllarında kendisini çok ziyarete gittiğimiz Seyit Ahmet Arvasi Bey vardı. Evet, hala. Pedagog ve yazar. Kendisi tabii bana insanlık bilgisi bilimi öğrenin diye yönlendirdi. Ben de zaten onu öğreniyoruz dedim tıp fakültesinde. Hayır, siz dedi antropolojik bir bilim öğreniyorsunuz. Yani sadece materyalist bir beden ilmi öğreniyorsunuz dedi. Bu tabii benim aklımdan çıkmadı yıllarca. Yaklaşık 20-30 yıllık bir çalışmanın ürünüdür bu kitap. Evet. Konferanslar verdim. İnsanı bütün olarak nasıl anlatırım? Batı nasıl bakıyor buna? Bilim nasıl bakıyor? Felsefeler, dinler, farklı dinler. Tarihler, aynen öyle. Evet. Dolayısıyla şimdi siz bu hatıralardan bahsettiniz ya, ona da bir değinmek istiyorum. Şöyle bir parantez açarım müsaadenizle. Şimdi bütün toplumların için tarih çok önemli bir bilimdir. Tarihini bilmeyen toplumlar tarihini yeniden yaşamak zorunda kalırlar. Bütün çileleri, ızdırapları. Bu bakımdan tarih felsefesini biz bütün okullarda tarih dersinden önce vermeliyiz. Neden gerekli tarih? Evet. Aslında bütün diğer dersler için de bu söz konusu. Matematik niye önemli? İbadetler resim niye önemli? İbadetler için de, hayat için de tabii böyle. Ki. Cenab-ı Hak da niçin yaşıyoruz? Evet. Bir sorgulama içerisinde olmamız gerekiyor. Niçin okuyoruz? Yani çocuklara soruyoruz, para kazanmak istiyorum falan. Ya diyorum, şimdiden git limon satmaya başla, yine para kazanırsın. Şimdi dolayısıyla bir milletin başından geçen olayları öğrenmek zorundayız ki geleceğe dair planlar yapalım. Kim dost, kim düşman bilelim. Evet. Nerede hata yapıyoruz? Bizim millet olarak avantajlarımız ne, dezavantajlarımız ne? Bunu bilen toplumlar daima üst seviye toplumlar olmuştur. Türk milleti de tarih konusunda mükemmel bir birikime sahiptir. Evet. Ama bunu insan bazına aldığımız zaman işte hatıralar. İnsan o hatıraları hem kendi açısından hem gençler açısından çok önemli olarak görmeli. Kendi açımdan benim dostum kim, düşmanım kim, başımdan neler geçti, bunlar tekrar yaşanmasın olumsuz olaylar ve geleceğe dair planlarımı yapmak için nasıl bir program çizmem lazım, benim yapım, karakterim nasıl,
Bütün bunları tespit için hatıraların çok büyük önemi var. Evet. Veya sık sık gündeme gelmesinin de. Evet. Gençler açısından da şöyle. Ya ben gençlere tavsiye etmeyi çok sevmem ama şunu söylemek isterim. Mutlaka böyle girişimcilerin veya bilim adamlarının veya farklı insanların bu tür hatıralarını okumalarını özellikle tavsiye ederim. Çünkü bakın aptal insan kimdir biliyor musunuz? Aptal insan kendi tecrübesini hep kendi yaşamaya çalışan insandır. Başkalarından istifade etmez. Ben bakacağım. Mesela sigara içiyorum. Sigara ya istatistikler bilmem işte şu insanlara şu başlarına şu gelmiş falan. Benim için kendi yaşadığım önemli. Bir bakalım der devam eder. Yani bu sigara biraz çok bariz bir örnek oldu ama yani buna benzer birçok şey siz düşünebilirsiniz. Ama bakın akıllı insan ise başkalarının aklından istifade edebilen insandır. Başkalarının tecrübelerinden istifade eden insandır. O zaman kısa yoldan menzile ulaşmak mümkün. Evet. İşte insanlar başkalarının hatıralarını, tarihi niçin anlatırlar? Bunun için. Ya yanlış yapmayın. Bakın şu yol çıkmaz. Bu yol sizi doğru yola götürür gibi anlayışa ulaşmak için bu hatıralar çok önemli. Evet. Ben aslında girmedim programın başında. Nasıl olsa ileride konuşacağız dedim. Yine konuşacağız programımızın ilerleyen dakikalarında. Elbette. İki türlü öğrenme var diyorsunuz. Bir tanesi yaşayarak tabii. Öğrenme, bir tanesi başkalarının tecrübelerinden yararlanmak. Tabii konferanslar, kitaplar bakın. Evet, bu programlar, kitaplar. Akıllılar için. Yani şimdi bizi dinleyenler, seyircilerimiz çok akıllı maşallah. Başında söylediğiniz gibi yani benim mesela beni dinliyorlar şu anda benim 50-60 yılda aldığım tecrübeyi bir anda almak gayreti içerisindeler. Yani ne güzel. Gerçekten ne güzel. Tebrik İnşallah ederim. İnşallah öyledir. Eyvallah. Bir konferansa gidip de işte hayatım değişti diyenler, kitap okuyup hayatımı yönlendirdim diyenler hep akıllı insanlar. Çok hoş. Bunlar çok güzel tabii, şeyler. Evet. Tabii. Hatta siz kendi tecrübemi yaşamak istiyorum diye bir başlık var. Evet. Siz böyle şey başlayınca yani hatıralara girelim deyince bir böyle bir küçücük parantez açınca Alparslan Romen Diyojen'e tarih okuyor musun diye soruyor. Diyojen diyor ki hayır. Alparslan da diyor ki belli oluyor. Okusaydın sen bu hallere düşmezdin. Bu hallere evet. Düşmezdin. Bu hallerde olmazdın falan. Elbette. Evet, tecrübeler gerçekten çok önemli. Bunları programımızın sizin girişimcilik yönünüzü, konferanslarınızda başarı hatta siz bir de garanti veriyorsunuz. Diyorsunuz ki başarı garantisi veriyorsunuz. Yani bu söylediklerim yapılırsa, bu söylediklerime dikkat edilirse ben bunun size %100 garantisini veriyorum diyorsunuz ki bu da çok iddialı. Bunları konuşacağız. Biz evet. Biz normal kronolojik olarak devam edelim. Peki hayatta şu anda kim var anne babalardan, büyüklerden? Annem babam yok. Hayır. Vefat ettiler. Allah evet. Rahmet eylesin. Amin. Şu anda benden başka kimse yok. iskeleye ben yanaştım. Yani bizden öncekiler hepsi. Evet. Burada evet sevgili yönetmenime evet. Teşekkür ediyorum. Aile fotoğrafı kim var burada? Yenge Hanım. İkinci kızım hanımım, eşim Ruziye Hanım. Evet. İkinci kızım Gülşah Hanım, mimar, eşi İhsan. Torunlarım Yusuf ve Hanzade. Evet. Benim bağ evinde böyle bir fotoğraf çok çekilmişiz. Güzel. Yani iyi elinize iyi geçmiş. Evet. Siz gönderiyorsunuz. Siz evet, gönderince bizim, tabii sevgili yönetmenim de şimdi başka fotoğraflar da var. Onları şimdi toplu fotoğrafları, klipte gösterdiğimiz fotoğrafları. Onları şimdi zaten programın arasında onlar dönüyor zaten. Ve farklı benim fotoğraflar beş tane torunum var. Allah bağışlasın. Birinci kızım doktor Dilara. Ondan üç tane. Üçüncü kızım evlenmedi henüz. O da mimar oldu. Maşallah. Nurbanu. Üç tane kızım var. Allah bağışlasın. Allah ne güzel. Bağışlasın. Cenneti Allah garantilemişsiniz siz de bu arada. Gelesin. Cenneti garantilemişsiniz. İnşallah. Evet bu arada. Peki böyle aile büyüklerinden örnek aldığınız gerçekten ben şu abim gibi, şu amcam gibi, şu dayım gibi olmak istiyorum dediğiniz böyle. Hakikaten sizi etkileyen böyle kimler var ailede, simalar?
Şimdi tabii her şeyden evvel babam... Bu fotoğrafı sevgili yönetmenim getirmiş. Valide mi bu? Hayır. Bunun... Bosna tüneli, Bosna'daki tüneli bilirsiniz. Sevgili seyircilerimiz açısından anlatalım onu. Evet. Evet, Bosna'da Müslümanların teçhizat getirip götürdükleri gizli bir tünel. Yani daha doğrusu tepelerde keskin nişancılar var, Sırp nişancılar var. Onlara kaçmak için. Evet. Yıllarca, çok uzun süre, aylarca kullanıyorlar o tüneli Aliye İzzet Begoviç başkanlığında ve o tünel bir eve çıkıyor. O evin sahibi Şeyda Nine, onu ziyarete gitmiştim ben. Zaten kafamdaki şapkadan da belli. Boşnak şapkası. O teyze kimseye çıkmazmış. Sadece Türklere çıkıyor. Ay, ne kadar güzel. Yani bu benim için müthiş bir hatıra. Türkler geldiği zaman, hatta o tünelden askerler geçerken onlara su, işte yiyecek, çay falan taşırmış bu kadıncağız. Çok kocası güzel. Kocası erken ölmüş. Ay. Yine o tüneli koruyor. Ay, ne güzel. Ne evet. güzel. Evet. Ne çok güzel. Güzel bir insan. Allah sağlık, afiyet, yaşıyorsa, hayırlı uzun. Evet. Haberini alamadım. İnşallah yaşıyordur. Allah sağlıkla, afiyetle yaşatsın, evet. inşallah. Yani bu vesileyle, yani bugünlerde özellikle takım ismi de vermek istemiyorum ama bir tane bir Boşnak futbolcu geldi Türkiye'ye. Basında dövmeyi falan çok fazla sevmem. Yani insanlar işte vücutlarının bir taraflarına çiçek mi çek bir şeyler sevdiklerini, isimlerini falan yazdırırlar. Ama ilk defa ben dövmeyi sevdim. Çünkü o kardeşimizin kolunda ay yıldız vardı. Harika. Çok sevdim. Harika. Çok hoşuma gitti. Bazı şeyler mübah olması lazım. Yani ay yıldız mübahtır. Gerçekten öyle. Dövme olarak. Çünkü Bosna için Türk ve Türkler Eyvallah. Çok Onlar önemli. Onlar zaten biz Türk'üz diyorlar. Gerçekten öyle. Beraber. Yani şimdi Bosna adını siz böyle konuşurken yani duygulandınız. Ben de çok duygulandım gerçekten. Orası hatta yani işte gittiğiniz zaman, şehitliğe gittiğiniz zaman Aliya, o büyük lider, bütün evlatlarını kucağına almış, bembeyaz örtüler içinde. Eyvallah. Onları kucaklamış, şehitlikte yatıyor. Bu vesileyle biz programımızda, her programımızda böyle yapıyoruz. Dua ediyoruz. Geçmişlerimize, göçenlerimize o hep dua ediyoruz. Evet. Şimdi ben Aliye İzzet Begoviç'i çok kullanıyorum. Çok gündeme getirmeye çalışıyorum. Bir parantez açayım. Şimdi Mostar'a gittik. Mostar'da çok üzüldük. Dağın tepesine müthiş bir haç yapmışlar. Onun üzerine ben bir yazı yazdım. Burası Mostar. Evet, Mostar. Teşekkür ederim sevgili yönetmenime. Aliya İzzet Begoviç'e Milosevic telefonla arıyor. Diyor ki, Aliya diyor, uğraşma, çok uğraşma, kaybedeceksin diyor. Aliya da diyor ki, gözünü diyor pencereden dışarı çevir diyor, bak diyor. Ne görüyorsun? Hilali görüyorsun değil mi diyor. O oradan inmedikçe biz kaybetmeyiz diyor. Ay, çok güzel. Müthiş bir cevap. Müthiş bir şey. Tabii Müslümanlar hiç kaybetmeyecekler. Gerçek müminler hiç kaybetmeyecekler inşallah. İnşallah. Biz her programımızda göçenlerimize dua ediyoruz. Annelerimiz, babalarımız bugün hayatta değiller. İşte olmayanlara, özellikle tabii o büyük lider Aliya İzzet Begoviç, onun o kahraman askerlerine. Böyle aslında konuyu açıyor. Biz o kahraman askerlere, o şehitlerimize severek canlarını, gülerek bu aziz vatanı için kanlarını feda eden bütün aziz şehitlerimize, sevgili arkadaşlarımızın, sevgili yönetmenimiz, sevgili arkadaşlarımızın, bu programa katkı sağlayan bütün arkadaşlarımızın ölmüşlerine, sizin, bizim bütün ölmüşlerimize, sevgili seyircilerimizin bütün ölmüşlerine Cenab-ı Hak'tan rahmetler niyaz ediyoruz. Hayatta olan annelerimize, babalarımıza da sağlık ve afiyetler diliyoruz. Amin. Geçtiğimiz günlerde tabii böyle Bosna konuşulunca, tabii uzun yıllarda Hollanda'da olunca Hollanda Başbakanı o barış gücünde görev yapan askerlere iade-i itibar yaptı, onlara ödül verdi. Özellikle Srebrenica katliamında şehit olan
o 10.000'in üzerindeki o masum çocuklar, o masum annelerin ölmesine sebep olan, aslında sebep olanlara en azından müdahale etmeyen. Evet, bağırdık da sesimizi duymadılar gibi, böyle çok acayip ve de garayip. Ama onların yani işlerinden büyük bir kısmının intihar ettiğini falan zaman zaman Hollanda'da duyuyordum ben. Çok üzüldüm gerçekten böyle bir şeyi, böyle evet, bir iadeye itibar yapılmasına. Ama şu var, bakın şeytan şeytanlığını her zaman evet. yapacak. Önemli olan bizim ne yaptığımız. Evet. Fehmi Bey, yani burada ben hiç ümitsizlik düşüncesinde asla değilim. Bunlar bizi daha da bileylemesi, daha da güçlendirmesi gerekiyor. Doğru. Yapmamız gereken o kadar şey var ki, bakın her şeyden evvel arkamızda Cenab-ı Allah var. Amin. Bizim destekçimiz o. Ya bundan güzel şey mi olur? Müthiş bir şey. Ya bir adım at diyor, ben sana 100 adım sevabı vereyim, 700 evet. adım sevabı vereyim. Evet. Önemli olan, bakın hani sahne seninle geleceğiz belki ama bu sahneyi çok konuşacağız. Sahnedeyken. Evet. Sahne sevgili yönetmenim, evet bu ya yani bu çok önemli, sahne senin. Evet. Sahnedeyken ne yapabileceksek yapmamız lazım. Şikayetle evet. vakit geçirmeye yok. Zamanımız yok. Şimdi hani şeytan taşlamaktan şeye ibadete vakit bulamadık diye bir söz evet. var ya. Bunu doğru bulmamak lazım. Doğru değil. Biz mutlaka bir tarafa şeytan şeytanlığını yapacak. Her bizim türlü hainliğini yapacak. Evet. Bizim onun karşısında çok daha güçlü bünyeler, gençliğimizi el ele vererek onlara her bilgiç, bilen insan veya şuurlu her insan, bilinçli her insan çevresinde yüzlerce genç yetiştirmesi lazım. Evet. Aksi takdirde gidiyoruz. Sahne bizim için bitiyor. Evet. Yani ne zaman biteceğini bilmiyoruz. Tabii. Evet. Yani bir sahnedeyiz siz ama... Siz maşallah yani şurada bir gayret içerisindesiniz. Evet. Çok güzel bir program yapıyorsunuz. Estağfurullah. Bu program vasıtasıyla biliyorum ki yüzlerce, binlerce gence ulaşıyorsunuz, tesir ediyorsunuz. Allah bu gücü artırsın. Bu tür çalışmalar artırmamız gerekiyor. Amin, amin. Siz yapıyorsunuz. Biz de sadece kanal olarak vesile oluyoruz. Yani eyvallah. Bu sizin yaptığınız çalışmaları duyurmaya çalışıyoruz. Siz bunun kitabını yazmışsınız. Tamam, hatıralar kitapta. Biz bir de hatıraları dijital ortama da aktarmaya çalışıyoruz. Hiç olmazsa dijital olarak da bu hatıralar bulunsun istiyoruz. Bir yine sizin böyle çok yakın bir dostunuzun masasında görmüştüm, böyle küçük bir şey hatla yazılmış. Ama yani Kur'an alfabesini bilmeyen onu ayet zanneder. Hmm. Okumuştum, bir ben bilirim çektiğimi bir Allah, la havle ve la kuvvete illa billah yazıyordu falan. Harika. Çok güzel. Harika, yani evet. Evet. O çekilenler, o yapılanlar... Onların mutlaka aktarılması lazım. Kitaplara, programlara aktarılması lazım. Sevgili hocam, peki ilkokulu nerede okudunuz? Kayseri'de. Kayseri. İlkokul, ortaokul, lise Kayseri'de. İlkokul yakın mıydı? Tabii evimize yakın mahalle okulundu. Yürüyerek tabii evet. gidilir. Yürüyerek, o zaman serviste gezer. Evet. Peki boş zamanlarınızda mutlaka bir şeyler yapıyordunuz değil mi? Vallahi spor, hemen hemen her türlü sporu yaptım ben. Hı hı. Ortaokuldan başlayarak kayak kamplarına katıldım. Kayakçı oldum. Basket oynadım. Masa tenisi. RGS'e böyle çıkış hikayeniz var mı? İlk çıkış hikayeniz? Elbette. RGS şu anda çok rahat, konforlu bir şekilde RGS'e, Tekir Yaylası'na ve kayak merkezlerine ulaşabilirsiniz. Ama o zaman öyle değildi. Böyle keçi yolu gibi yollardan kamyonlarla giderdik. Kamyonların arkasına binerdik o soğukta. Böyle giderdik ve 15 günlük kış kampı işte Şubat tatilinde RGS'te geçirirdik. Orada 15 gün kalırdınız. Tabii 15 gün kalırdık. Kim yani. Peki aile mi yoksa okul olarak mı? Hayır, Gençlik Spor Bakanlığı'nın bir kampları kampıydı. Var.
Yaklaşık 20-25 kadar çocuk o kamplara katılırdık. Simsiyah dönerdik, beyaz giderdik, simsiyah dönerdik. Ama kayak, siz o zaman güzel kayak yapıyorsunuz. Elhamdülillah. Yani çok profesyonel yapamıyorum ama yani yılda 3-5 kere en azından vakit bulup gidiyorum. Kayak müthiş bir spor. Evet. Yani her açıdan tavsiye edilebilecek bir spor. Bizim özellikle gurbetçilerimiz, tabii biz gurbetçi olduğumuz için gurbet bizim kırmızı çizgimiz. Böyle Avusturya, Almanya, yani Avusturya oralardan geçerken araçlarla kış aylarında geçerken dağlara bakıyorsunuz simsiyah. O beyaz örtüler, simsiyah insanlar hep kayak yapıyorlar gerçekten. Ama biz aslında karımızın, yağmurumuzun, suyumuzun çok farkında değiliz. Kıymetini yani yeterince çok bilmiyoruz. Evet. Şimdi nasıl peki Erciyes? Şu anda daha iyi. Tabii Kayseri'de, Erciyes'te büyük tesisler yapıldı. Çok güzel. Alp disiplini denilen bir şeyle. Çok uzun mesafeler, tabii böyle birinden inip diğerine binme şeklinde teleferikler ve telesiyecilerle farklı yerlere gidebiliyorsunuz. Çok üst noktalara çıkabiliyorsunuz. Erciyes çok büyük bir nimet tabii. Allah'ın büyük bir lütfu Kayseri için. Yani hep Kayseri'nin varlığında, zenginliğinde, yaşantısında Erciyes'in rolü çok üst seviyede. Rolü, bereketi. Bereketi, eyvah, tabii. Eyvah. Su açısından da müthiş bir kaynak oluşturuyor. Çok güzel. İlkokulda böyle ilkokul okurken ben şu olacağım veya öğretmeninizle hiç böyle konuşmalar olur muydu arkadaşlarınız arasında? Hayal eder miydiniz daha doğrusu? Neyi hayal ederdiniz? Evet, ilkokulda tabii Çok hatırlamıyorum aslında. Ama hep çok aktif insan olmayı düşünürdüm. Yani bir meslek ortaokulda başladı da meslek hedefim. Ama ilkokulda tabii çocukluğum verdiği böyle farklı dallara atlama şeklinde düşünceler oldu. ama şiir okumayı çok severdim. Kitaplar okumaya çalışırdım. Hemen hemen bütün o zaman çocuk klasiklerini okumuşumdur. Siz aslında bu dışarıda yaptığınız işlerden kazandığınız parayı eve mi götürürdünüz? Anneye babaya mı verirdiniz? Anneye mi verirdiniz daha doğrusu, babaya değil de? Yoksa onlar almazdı zaten. Kitap mı alırdınız? Yani, evet. Şimdi mesela o ortaokulda olan bir hadise. Ortaokulda beni bir manifaturacıya verdi babam yazın. Yazın orada çalış diye. Ben de gözüm o zaman bir Türk tarihi diye 4 ciltlik bir kitap çıkmıştı. Zannediyorum yazarı Rıza Nur'du. Doktor Rıza Nur. Şimdi haftalık 20 lira bana verirlerdi. 20 lirayı alır almaz koşardım kitapçıya. Çok güzel. O kitap da 20 liraydı zaten. Bir cilt alırdım. Ertesi hafta yine o bir haftayı onun için beklerdim ve çalışırdım. Yani benim için o kitabın önemi var ya, hiçbir kitapta yoktur. Yani o kadar benim için kıymetli, değerli bir kitap. O zaman kütüphane falan da, kaynaklar da çok sınırlıydı tabii, değil tabii mi? Tabii sınırlıydı. Evlerimizde kitap çok az bulunurdu. Babamın hukuk kitapları vardı. Ama hiç unutamam, o bir ay çalıştım. Ondan sonra dedim ki benim çalışma sebebim bitti. Böyle her yaz farklı işlerde mi çalışırdın? Mesela başka neler yapardınız? İşte böyle satışlar zaten düzenli olmaz. Yani bir su satmanız, alırsınız işte buz koyarsınız suyun içine. 32 dişe keman çaldıran su falan gibi sözlerle. Böyle sizin yerinizde oturan bazı hocalarımız, bazı büyüklerimiz tabii sizden böyle yaşa hakikaten 80'in üzerinde bazı hocalarımız, onlar da böyle anlatıyorlar. Ya aslında bana büyüklerim dedi git bir şey sat ama bağıramıyorum ki utanıyorum falan şey, ama ondan sonra diyor çok açıldım. Aslında bir başlangıcı olması lazım. Evet. Fakat yani o size özgüven açısından çok büyük şeyler kazandırdı. Elbet. Değil mi hocam? Kesinlikle. Bir yerde mesela benim
fobilerim vardı. Bu fobilerden birisi kalabalıklar karşısında konuşamazdım. İkinci fobim mesela kan görsem dayanamazdım. Babam bir tavuk kesmişti, ben bayılmıştım yani. Ama sonra oturdum, dedim ki ben bunları yenmek zorundayım. Yani madem aktif insan olacağım toplumda, bu lise yıllarında vesaire, gittim tıp fakültesini kazandıktan sonra da zaten kan göreceksiniz mecburen. Evet. Bir de cerrah olmayı düşünüyorum. Düşünün, acilden çıkmaz oldum. O zaman o düşünce ne zaman başladı sizde? O hayaller ortaokul döneminde mi? Ortaokulda başladı, lisede daha aktif bir plana geçti. Peki paylaşır mıydınız arkadaşlarınızla? Bak ben işte oğlum falan, böyle birbirinizle konuşurken arkadaş bak ben elbette, işte elbette. Şöyle olacağım falan. İnanırlar mıydı arkadaşlarınız falan? Ya şöyle, biraz beni farklı bulurlardı herhalde. Mesela benim yanıma oturan kopya çekemezdi. onun için kimse oturmak istemezdi. Yani böyle bir şey, özellikle din dersi gibi derslerde asla buna müsaade etmezdim. Evet. Ama işte bir yerlere giderken benimle olduklarında daha kontrollü hareket ederlerdi falan yani. Evet. Mesela herkesin tabii genelde Kayseri'de olanların hepsinin köyleri var. Yani evet, işte yaylalar, yaylada var, köyde var. Sizin öyle hiç böyle bir bizim köy, yayla hayatınız? Yayla, bağ deriz biz. Bağ göçerdik yazları. Tabii at arabalarla göçülürdü. Bağlar neredeydi? Kayseri'nin civarında. Daha çok Erciyes'in eteklerinde olur. Daha yayla, daha havası yazın rahat olan yerler. Herkesin evi mi vardı orada? Kayseri'nin özellikle yerlilerinin mutlaka bağ evi vardır. Yani maddi durumu ortanın üzerinde olanların mutlaka yazın şehir boşalırdı. Şimdi de oluyor ama şimdi o kadar değil. Yani 1 milyonun üzerinde nüfus olunca yani o kadar boşalma olmuyor. Evet. Şimdi biraz daha lüks tabii yazlıklar. Evet. Şeyde hukuk fakültesinde iken yaz okuluna gitmiştim Gaziantep'e. Gaziantep'in de mesela dışında evler vardı. Arkadaşlara soruyordum, bunlar ne? Bunlar bağ evleri falan derdi. Demek ki yazın böyle taşındıkları, yazın bir nevi yayla tabii, gibi. Tabii tabii. Anadolu'da şey, genelde vardır bu. Evet. İşte yayla olmayan yerlerde demek ki şehre yakın, köye yakın bağ evleri demek ki oluyor. Evet, evet, evet. Peki sevgili hocam, ortaokul, lise, yani böyle sosyal yönden nasıl bir öğrenciydiniz? Yaptığınız aktiviteler var mıydı? Arkadaşlarınız, unutamadığınız hocalarınız, o arkadaşlarınızdan bugün sizin gibi ünlü olan var mı? Görüştükleriniz var mı? Evet. Ortaokul, lisede tabii sosyal bir gençliğim var. Özellikle lisede çok daha sosyal olmuştum. Hatta lisenin duvar gazetesi vardı. Onu bana bırakmışlardı. Hatta Haysiyet Divanı Başkanı yaptılardı beni. Şimdi disiplin kurulu oluyor. Evet. Orada mesela beğenmediğimiz bir şeyi hemen indirtirdik, yazıyı. Herkese yazı yazma imkanı tanınırdı ama onları kontrol ederdik. Tabii spor açısından hemen hemen her spora girmişimdir. Ama spor sıralaması yaparsak eğer birinci sıraya kayak gelir. Evet. Ondan sonra işte yüzme, basket falan gibi. Yüzme peki nerede? Yani nerede? Yüzme orada. Dereler mi vardı? Kayseri'de hayır, havuzlar, açık havuzlar vardı. Hatta bir Kayseri'de baraj vardır. Sarımsaklı Barajı. Onun yanında büyük bir havuz var. Ben yüzmeyi hiç bilmezken oraya gittik. Orada arkadaş benimle iddialaştı. Tramplenden atlar mısın falan diye. Ben de atlarım dedim. Ama 3,5 metre derinliği var havuzun. Evet. Yani işte nasıl gözü karalıksa hiç yüzme bilmeden oradan ben atlamıştım. Peki nasıl kurtuldunuz? Vallahi nasıl yaptım bilmiyorum. Biraz kenara doğru atladım galiba. Bir iki çırpınınca kenara tutundum yani. Ay. Ama çok riskli bir şeydi. Evet. Böyle gözü karalık, mesela ata binme de böyle.
O sonraki hatıralar, yani üniversiteden sonra olan şeylerde mesela atla maceralarımız var. Peki yani özellikle tabii böyle Kayseri'de okumuş bazı hocalarımız, ilahiyatçı hocalarımız var ki onlardan İsmail Lütfü Çakan Hoca onlardan bir tanesi. Onların piyesler olurdu diyor, yani tiyatro vesaire. Sosyal hayat nasıldı, kültürel hayat Kayseri'de? Çünkü Kayseri büyük bir şehir. Tabii Kayseri'ye o zaman devlet tiyatroları gelirdi, babam da götürürdü. Hatta rahmetli Ahmet Evintan vardı, belki hatırlarsınız. Kayseriliydi o. Babamı da çağırır, davet ederdi özellikle. Ben çok hoşlanırdım. Daha sonra ben tiyatro yönetmenliği de yaptım bu yüzden. Yani bu sahne senin falan boşuna söylenmiş şeyler değil. Tiyatro, Erciyes Üniversitesi'nde 2 yıl tiyatro yönetmeni oldum. Onlar, evet. 2 farklı oyun sahneledik. Biri Ayakta Durmak istiyorum diye Tarık Buran'ın, biri de Necip Fazıl'ın Ahşap Konak. Yani 5-6 gün böyle kapalı gişe oynadı. Çok güzel. Böyle başarılı oldu. Yani sosyal hayat, tabii insanın çok farklı alanlarda çalışması çok önemli. Ama mesela burada olumsuz bir gelişmeden bahsedeyim. Ben ortaokulda müthiş resim yapardım. Babamdan kalan bir kabiliyet. Hatta okulun panolarına asılırdı benim resimler. Ama lise 1'e gittiğimde bir öğretmen geldi. Onunla biraz tersleştik. Bize böyle yukarıdan sözler söyleyince ben de cevap vermeden duramam genellikle. Kafama yatmayan şeylere mutlaka böyle politik şeyler söylüyordu. Bize dikte ettirmek gibi. Karşı çıkınca tabii adamla tersleştik. Bana resimden hep 3 vermeye başladı 10 üzerinden. Babam bir gün sordu, dedi ki oğlum yani niye nasıl böyle gidiyor işler? Dedim ki baba takdir alacağım ama resim 3 düşecek. Eyvah. Tabii adamın aklı almadı, dedi nasıl olur bu? İşte böyle böyle adam böyle şey yapıyor yani cidden. Hani öğretmen-öğrenci psikolojisi vardır ya, bu öyle bir şey değil. Ben başka arkadaşlara yapıyordum, 9-10 alıyorlardı resim. Ondan sonra babam gelmiş, liseyi karıştırmış, adam kaçırmışlar falan, böyle bir olay olmuştu. Ama o tarihten sonra elime resim almadım. Vay. Bakın, iki öğretmen farkı diye yazı da yazdım ben. Ortaokuldaki öğretmenim beni devamlı teşvik ederdi. Resmimi alır gösterir, panoya asardı. Lise 1'deki öğretmenim de böyle yapınca, evet. Yani öğretmen tabii çok önemli. Bakın o iki öğretmeni de unutmam ben. İnsanın hayatından birçok öğretmen geçiyor. Mesela sizin de geçmiştir. 100 kişi diyelim. Bunun kaçını hatırlıyorsunuz deyince ben birçok kişiye sorarım. %20'si ancak hatırlanır. Burada şöyle bir kanaate ulaşıyoruz. %80'i demek ki maaş için geldi, anlattı gitti. Hiç ruhunuza tesir yapmamış. Ama %20'nin de yarısı lanetle hatırlayabileceği bir öğretmen olabiliyor. Allah muhafaza. O da görevini yapmış yani. Evet. O ilk %10 var ya, takdirle böyle... saygıyla hatırladığınız öğretmenler, onlar işte elleri öpülesi öğretmenler onlar. Evet. 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 Ne kadar güzel. Belki de aslında lisedeki öğretmen de aynı duyarlılığı göstermiş olsaydı, belki siz bugün Türkiye'nin en büyük ressamlarından birisi bilemiyorum olacaktınız. Tabii. Yani kaderiyle. Resim, bütün resim iştahım, sevgim, aşkım bitti. Ondan sonra hiç çizmediniz mi? Hiç. Yani mecbur kalınca birkaç çizim yaptım ama yani bakın iki öğretmen farkı işte. Evet. Birisi insanı hani Mevlana Hazretleri buyuruyor birisi ya. Birisi gelir seni sen eder, birisi gelir seni. Ben gökyüzündeydim diyor Mevlana. Beni annem ve babam yeryüzüne indirdi. Öğretmenlerim ki beni yeniden gökyüzüne çıkardı diyor. Evet.
İşte öyle öğretmenlere can kurban. Bir de bir söz var ya böyle işte birisi gelir seni sen eder, birisi gelir seni senden eder diye. Evet, evet gerçekten de öyle. Farklı bir şey söylemek istiyorum. Bakın bir büyük zata soruyorlar. Diyorlar ki Hızır kim? O da diyor ki senin ruhunu, ölü ruhunu kim diriltiyorsa odur. Odur. Ah. Yani hepimizin hayatında Hızırlar var. Var, evet. Öğretmenler özellikle Hızır olmalı. Aydınlar Hızır olmalı. Evet. Toplum için, insanlar için, gençler için. Eyvallah. Sevgili hocam aslında devam ediyoruz. Tabii bu arada çaktırmadan biz konuşurken daha ilkokul, ortaokul konuşuyoruz. Bir saate yakın olmuş. Kısacık bir aramız olacak. O aranın ardından hem eserlerinizi konuşacağız hem... Kayseri'de başlayan girişimciliğiniz, devlet görevleriniz, okul hayatınız, tıp fakültesi, ondan sonra Denizli, İstanbul, Tekden Kolejleri, Ertuğrul, Diriliş, Ertuğrul. Yani bunların konuşabildiğimiz, ne kadar konuşabilirsek onların hepsini konuşacağız. Ama kısacık bir ara vereceğiz, o aranın ardından konuşacağız. Eyvallah. Sevgili seyircilerimiz, kısa bir aranın ardından tekrar birlikte olacağız. Sevgili seyircilerimiz, Tekden Film Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Üstün Zekalı ve Dahi Çocuklar Eğitim Vakfı Genel Başkanı Operatör Doktor Kemal Tekden Hoca ile sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hocam kısa bir aranın ardından tekrar birlikteyiz. Hayatınızı konuşuyoruz. Kemal Tekden Hoca'nın bugün Tekden Kolejleri, Tekden Eğitim Kurumları, Tekden Hastaneleri ve Tekden Film Şirketi'nin yönetim kurulu başkanı olarak bugün Türkiye'de zirve girişimcilerden biri olarak hayatınızı, hatıralarınızı konuşuyoruz. Kayseri deyince zaten aslında yani Karadeniz'de olsa onu Kayseri girişimci zaten isminin başında var işte G harfi falan diye. Orada zaten Kayserilik demek girişimcilik demek aslında. Hakikaten siz ve sizin gibi arkadaşlarınızın çoğu yapar mıydı bu girişimciliğe yönlendirilir miydi aileler tarafından Kayseri'de? Elbette işte daha önce anlattığımız gibi çocuk yaşlarda bir şeyler satma yönünde destek verilirdi. Ve benim aslında ben başarısız olanlardan biriyim. Estağfurullah. Bizim arkadaşların çoğu tüccar oldular. Önemli tüccarlar oldular. Ve biz sonradan girişimciliği anladık veya ona yöneldik. Ta üniversite ihtisas yıllarından sonraki dönemlerde. O da farklı düşünmenin herhalde sonucudur. Şimdi... Buna örnek vereyim. Kayseri'de bizim akrabamız birisi Türkiye çapında meşhur olan bir marketler zinciri başlattı. Tabii 1990 falan yılları veya 89-90. Şimdi ben gezerken dedim ki ben bunu sağlığa uygulayacağım. O zaman tabii tıp merkezleri, hastaneler, bugünkü manada yoktu. Hastanelere doktorlar muayenehaneden hasta götürür, ameliyat ederlerdi, yatırırlardı sadece. Şimdi arkadaşlar nasıl yani falan dediler. Onlara dedim ki, bakın Henry Ford mezbahaneye gidiyor. Bu meşhur Ford otomobillerin sahibi. Gittiğinde gezerken bakıyor ki, işte bir yerde İneğin kafasını kesiyorlar, diğer tarafta derisini yüzüyorlar, diğer tarafta parçalıyorlar, öteki tarafta bilmem kıyma yapıyorlar vesaire. Diyor ki Allah Allah bunu biz de uygulayalım falan diyor etrafındakiler. Güzel. Etrafındakiler diyor ki efendim yani neyi uygulayacağız? Burak kasap yani mezbahane. Ondan sonra bant usulünü geliştiriyorlar. Aa güzel. Oradaki gibi mezbahaneden öğreniyor bunu. Kendi hatıralarında var. Ben de bir marketten sağlık market yapacağım diye ayrıldım. Ve sonra
biz ilk tıp merkezini kurduk. Türkiye'de belki ilkti. O zaman Türkiye'de araştırdım. Bir iki tanesi vardı. Böyle belli saatlerde, o da 4'ten sonra falan hizmet veren şekildeydi. Böylece sağlık market kurmuş olduk biz. Çok güzel. Böyle çok... başladık. İşte farklı bakışın önemi. Evet. Bir şeye herkesin baktığı gibi bakmayacaksınız. Evet. Farklı yönlerden baktığınız zaman bir şeyler geliştirebiliyorsunuz. Farklılık başarı getiriyor. Evet. Şeyde yani tabii Kayseri gerçekten üreten şehirlerimizden bir tanesi. Evet. Elhamdülillah çok güzel. Hatta tabii Hollanda'da çok Kayserili vatandaşımız var. Ya tabii Avrupa'nın göç verdiği için Avrupa'nın her tarafında var ama Kayseri'de de. Hatta bir defasında Willem Alexander Hollanda kralı, o zaman kraldı, evet kralı, Kayseri'ye gidecekti ki zaman zaman hatta Beatrix, ben böyle Hollanda'da işte halı üzerine onların resimlerinin falan yapıldığını falan çok gönderildi şeye, Kraliçe Beatrix'e, kralın annesine, Kayseri'den böyle çok hediye gitmişti. Yani onlar da tabii Hollanda'yla da çok büyük münasebetleri var. İthalat, ihracat açısından da çok şeyleri var. Gerçekten hakikaten üreten şehirlerimizden bir tanesi. Bunların içinde tabii bunların büyük bir kısmı belki de arkadaşınız, sizin dönem şeyler. Bunların hepsinin çocukluğuna baktığınız zaman hep o çocukluktaki şeyler var değil mi? Yani... Tabii mücadele ruhu çok önemli. Yani bir şeyleri kolay elde ettiğiniz zaman o ruh gelişmiyor. Evet. Ve o da çocuğun aleyhine oluyor. Bizim çocukluk yıllarımızda bu mücadele ruhu daha büyük orandaydı. İnsanlar çok daha maddi yönden sıkıntılıydı. Ama maddi yönden iyi olan aileler de mutlaka çocuklarında her istediğini yapmazlar. O mücadeleyi kazanmaları yönünde gayret gösterirlerdi. Bu insanları olgunlaştırıyor. Evet. Mesela tek başınıza gidersiniz, birçok işinizi yaparsınız. Bizim okullarımızda annemiz babamız pek gelmezdi okullarımıza bizi kontrole. Her işimizi kendimiz yapardık. Evet. Üniversiteye geldiğimizde de biz yalnız başımıza evler tuttuk, yurtlarda kaldık. Şimdi tabii anne baba devamlı çocukların arkasında sanki koruyucu melek gibi. Bu çok olumsuz tesir yapıyor çocukların, evet, ruhuna. Devamlı kendine birisi destek olması gerekiyormuş gibi bir anlayış çocukların o olgunlaşmasını, sağlamlaşmasını engelliyor. Evet. Ya şimdi nedense anneler babalar neredeyse markete işte 11, 12, 13, 13 yaşındaki çocuğunu ekmek almaya gönderemiyor. Yani evet, işte gönderirken evet, işte evet, gözü arkada, işte ne yaptın, neredesin? Hemen telefon açıyor. İlk iş neredesin? Neredesin falan. İlk annenin telefonu neredesin? Evet. Nerede kaldın falan diye. Şimdi tabii sizin yerinizde oturan hocalarımızla konuşurken Burdur'dan bir profesör bugün... Hakikaten İlahiyat Camiası'nın böyle çok sevilen hocalarını, hocalarımızı böyle zaman zaman misafir ediyorum. İstanbul'a geldim diyor. Hocam kaç yaşındaydınız? 11 yaşında. Hocam kime geldiniz? Nereye geldiniz? Allah aşkına nerede kalırsınız? Şehzadebaşı Camii'nde bilmem işte birisi alacaktı beni, almadı. Almayınca kaldım parayı ortada buldum falan. Parayı buldum yani. Neticede. Gerçekten evet, öyle. Şimdi hakikaten dolayısıyla o sizin çocukluğunuz, sizin döneminizdeki böyle abi dediğiniz bazı iş adamlarının falan çocukluklarına baktığınız zaman gerçekten çok büyük mücadeleyle geçmiş. Sizin gözünüzden böyle Kemal Tekten Hoca'nın gözünden Kayseri insanının özellikleri nelerdir? Evet, tabii girişimcilik çok önemli. Hayırseverlik çok önemli. Şimdi Türkiye'de belki de ilk defa Erciyes Üniversitesi'nde bütün binalar bir hayırsever tarafından yapılmıştır. Kadir Has. Ya tabii bu onlarca var. Kayserili tutumluluk var. Bakın yani muhafazakarlığı tutumluluk açısından söyleyebiliriz. Hem muhafazakarlık yani inanç ve değerlere sahip çıkma var. Hem de bir şeylerin israfına karşı çıkma
olayı var. Elinde ne kadar parası olursa olsun. Şimdi bir ara biz bir hayır vakfı için İstanbul'a gelmiştik. Farklı iş adamlarıyla beraber. Burada çok önemli bir iş adamına gelmiştik. Yardım isteyeceğiz. O sırada tabii sigara serbest. Evet. Herkese sigara tutuyorlar. Oğlu iş adamının. O sırada tuttu kibritle herkesin sigarasını yakıyor. Ayrı ayrı kibrit. Ama ayrı ayrı yakıyor. Evet. Babası bir bağırdı. Ne yapıyorsun sen? Evet. Ulan dedi, ne bu dedi ya? Sen nereden bolluğunu buldun bunun? Niye öyle yapıyorsun falan? Biz tabii hepimiz bozulduk. Adam bir kibritin lafını ediyor. Evet. Allah Allah, ne yapsak, birbirimize bakıyoruz falan. Bu sırada dedi ki ya dedi. Bu dedi benim çıkışım sizi dedi üzmüş olabilir, kusura bakmayın dedi. Ama dedi ben israfa karşıyım. Şurada dedi kasayı açıyorum dedi, istediğiniz kadar alın. Yani bakın bu Kayserili'nin mantığını gösteriyor. Çok güzel. Birçok ilimizde böyle hayırseverler vardır. Allah hepsinden razı olsun. Evet, evet, amin, amin. Gerçekten bu cennet vatan için insanların en hayırlısı insanlara hizmet Eyvallah. Edendir. Bir de benim ülkemde bu cennet vatanda para bazı insanlara çok güzel yakışıyor ki onlardan bir tanesi İbrahim Bodur. Yani paranın, cömertliğin bu kadar güzel yakıştığı bir insan. Allah ben hayatımda... Allah cömertleri sevdiğini söylüyor, evet, ifade ediyor evet. Kur'an-ı Kerim'de. Ben hayatımda öyle güzel, öyle cömert bir insan tanımadım. Maşallah. Ben ya haşa neredeyse Cenab-ı Hak'la yarışıyor. Ya bakıyorum diyor, hesaba kitaba bakıyorum. Bana diyor ki fabrikanda ne kadar adam varsa dışarıya çıkar. Sokağa çıkıyorum, insanıma bakıyorum. Gönlüm de bana diyor ki sokakta ne kadar insan varsa hepsini fabrikaya al. Ben veriyorum, Allah da bana veriyor. Allah'la yarışmak bu konuda ne kadar öyle güzel. Bir hikaye var ya zaten birine soruyorlar nasıl başarılı oldun? Allah'la yarıştım. Ne güzel. Ya haşa, Allah'la nasıl yarışıyorsun? O diyor bana verdi, ben başkasına verdim. O bana verdi, o ben başkasına verdim. Sonunda Allah kazandı. Allah kazanır. Hep zaten o kazanır. Evet. Evet. Ne güzel, ne güzel. Allah'ım böyle sizin gibi o güzel insanların sayısını artırsın inşallah. Cömertlerimizin i̇nşallah. Sayısını artırsın. Bizim ülkemiz öyle gerçekten. Eskiden sadaka taşları vardı tabii İstanbul'da. Anadolu'da bilmiyorum. Anadolu'nun belki... Anadolu'da pek ben rastlamadım. Evet. Evet. Ama İstanbul'da vardı. Halen var Üsküdar'da ama işlevini kaybetti herhalde. Evet. Üsküdar'da gördüm ben bir sadaka taşı. Ne güzel. Yani karanlıkta gidip koyuyorlar. Gelen alan ihtiyacı kadarını evet, alıyor. Evet. Çok hoş. Bu bizim gerçekten dinimizin çok güzel hasletlerinden bir tanesi. Evet, hani veren el alan elden daha üstündür buyuruyor Peygamberimiz. Ya verdiğiniz kadar sevgili hocam, verdiğiniz kadar Müslümansınız. Yani ne kadar veriyorsanız o kadarsınız yani. Onlar evet, evet. Peki, lise, ortaokul lise bitti. Bu arada yani baba yönlendiriyor değil mi okul hayatınızı? Hep onunla mı istişare ediyorsunuz? Yok, yönlendirme yok. Hı. O bana hatta üniversiteye hazırlanırken, hı hı. ben sakın ha şuraya git, buraya git demiyorum. Hı hı. Sen kendine bak, en sevebileceğin meslek nedir, yapabileceğin nedir, ona göre hayatını planla diye söylemişti. Yönlendirmesi sadece bu kadar. Peki ama siz şimdi bir numarasınız. Dolayısıyla sizden küçük 4 tane daha kardeş var. Bu arada onlar ne okuyorlar? İkincisi de doktor oldu. Yani siz da, beraber okul hayatında yine hep böyle ilkokul, ortaokul beraber mi gidiyordunuz? Beraber böyle bir kardeş dayanışması? Kız kardeşimle yakındık ama diğer kardeşlerimle biraz aramızda mesafe vardı tabii. En az 5-6 yıl falan. Ama okullar falan hep beraber mi olurdu? İşte farklılıktan dolayı sadece kız kardeşimle aynı okullarda okuduk. Bugün bir tane hekim kardeşiniz var, evet. Bir tane öğretmen sizde, Türkiye Üstün Zekalı ve Dahi Çocuklar Vakıf. Vakıf'ta çalışan kız kardeşim var. Tüzdev mi diyorsunuz? Tüzdev. Tüzdev. Tüzdev'de evet. Görevli. Evet. Evet. Orada diğer kardeşler? Birisi ticaretle ilgileniyor, birisi de ev hanımlığı yapıyor. Yine onlar da sizin şirketlere bağlı hayır, olarak? Hayır, herkes müstakil. Peki, lise bitti.
Ne plan nedir? İşte İstanbul Tıp Fakültesini kazandım. 6 yıl orada okudum. Tek tercih mi yaptınız? Tabii tek tercih değil. Hayır, birkaç tercih yaptım ama en başta oydu. Oyu. Evet. Nereye geldiniz? Kime geldiniz? Nerede kalırsınız? Var mı akraba? Hayır, yani yoktu. Biz arkadaşlarla bir ev tuttuk ilk etapta. Ondan sonra ben Kayseri yurdunda kaldım. Kayseri yurdunda daha sonra eve çıktık işte zaman zaman. Böyle klasik öğrenci konaklaması gibi bir şey. Yani Kayseri yurdu hemen bizim İstanbul Tıp Fakültesi'nin karşısındaydı Çapa'da. Aa, güzel. Yani arada çok kısa bir mesafe vardı. O bakımdan hiç sıkıntı çekmedim yolculuk açısından. Gelip giderken hiç arabaya binmeden gidip geliyorduk okula. Eskiden tabii yine böyle sizin tabii hatıralar, sizin gibi hocalarımızın anlattığı hatıralardan eskiden o şehirlerden gelen bazı insanlar var, büyükler, İstanbul'a daha önceden gelmiş olanlar. Nokta atışı, adres orası, oraya geliyorlar. Tabii daha sonradan sayılar çoğalıyor ama ondan sonra şehirler şey de kuruyorlar, yani yurtlar açıyorlar gelen kendi şehrinde. Evet, evet. Yani şehirleşme, dernekleşme başlıyor ondan sonra. O çok güzel olmuş. Yani hakikaten ben İstanbul'da özellikle Erzincan, Sivaslar, Kayseriler, vakıflar, yani bu dernekler... Büyük bir hizmet tabii. Çok yani büyük. Bu tür şeyler gerçekten gariban çocukların, gariban gençlerin ortada kalmasına engel olan yurtlardı. Şimdi pek şehir yurtları kalmadı gibi. Evet. Tabii şimdi devlet artık bazı şeyleri kendisi üstlendi. Devlet birçoğunu kendisi yapıyor. Ne kadar güzel. Yani gerçekten yani bazen tabii böyle konuşurken çok da üzülüyorum bazen. Gerçekten bazı programların etkisinde kalıyorum. Bakıyorum yani böyle aylarca lavabo yok, banyo yok, su yok. Yani hakikaten ne yaparsınız, nerede yıkanırsınız? Evet. Yani, gerçekten çok zor şartlar altında geçen, çok mücadeleli geçen bir i̇şte hayat. İşte o gençlerin haleti ruhiyesini çok iyi anlamak lazım. Mutlaka bizler hayatımızı kurtardık, belli noktalara geldik de. Bizim o sıkıntılarımızı başka gençlerin çekmesine engel olacak çalışmalar gerekiyor. Evet. İşte onlarla hemhal olmak, onlarla empati kurabilmek çok önemli. Neler çekiyorlar? Hele şahsiyetli gençler kendi dertlerini de ifade edemiyorlar. Kimseye anlatamıyorlar. Evet. Böyle özellikle Kayseri'de sevgili hocam, kişiliğinizin gelişmesinde, milli ve manevi değerler açısından kişiliğinizin gelişmesinde böyle etkili olan hocalar var mıydı, isimler var mıydı? İstanbul'a geldiniz, tabii İstanbul bir derya. Ne yaptınız İstanbul'da? Yani boş zamanlarınızda konferanslar, ki sizin olduğunuz bölge çok hareketli, kültürel Elbette. Yönden çok hareketli. Yani siyasi yönden de çok çalkantılı bir dönemdi o 80 öncesi. Ben 76 girişliyim tıp fakültesine. O 4 yıl tabii bir ara kendimizi onun içinde de bulduk. Onun faydası da oldu, zararı da. Tabii ki o kavga ortamı hoş değil. Ama orada milli şahsiyetimizin gelişmesi açısından o ortamların çok faydasını gördüm. Arkasından Türk Edebiyatı Vakfı vardı bilirsiniz. Evet, rahmetli iyi. Ahmet Kabaklı'nın. Orada birçok ünlü yazarımızı, mütefekkirimizi görme, tanıma imkanına kavuştum. Mesela rahmetli Cemil Meriçleri, Mehmet Niyazi Beyleri hep orada tanıdık. Seyit Ahmet Arvasi Bey'le benim çok yakın bir diyaloğum oldu. Onu da evine giderdik sık sık. Ne güzel. Orada özel sohbetine katılırdık. Hayatımızın özellikle fikri açıdan, ideal açısından yönlendirilmesinde bu şahsiyetlerin önemi çok fazla. Profesör Erol Güngör mesela hiç asla söylemeden geçemeyeceğim bir şahıs. Onlar Allah binlerce razı olsun.
yüz binlerce insanın ruhuna dokundular. O Hızır görevini yaptılar işte. Evet, gerçekten öyle. Tabii hem Edebiyat Vakfı, Edebiyat Vakfı'ndan sonra çıkıyorsunuz. Gerçi Birlik Vakfı henüz daha yeni ama Kubbe Altı vardı, Yahya Kemal Enstitüsü orada. Evet. Gerçekten konferanslar olurdu. Aşağı yukarı öğrenciler İstanbul'un çok farklı yerlerinden öğrenciler. Biz de Cemil Meriçleri, biz de oralarda tanıdık. Yani onların sohbetlerini oralarda şey yaptık. Çok hoş, gerçekten çok hoş. Peki sizin özellikle böyle... Hekimler açısından sizin böyle bir derneğiniz var mıydı? Tıp fakültesi öğrencilerinin devam ettiği bir şey? Yok, kendi arkadaş çevremizle alakalı bir birlikteliğimiz vardı. Dernek denemez buna ama üniversite yıllarında biz bir grup arkadaşla beraber bir yayın evi kurduk. Hmm. Orada da bir girişimciliğimiz var. Okul esnasında? Evet. Biraz kaçak maçaktı. Tez yayınları diye kurduk. Okul kitapları, okulda kitabı olmayan derslerin kitaplarını bastık biz. Aa, güzel. Şeylerden notlar alarak. Bizim en başarılı yazan arkadaşların notlarını alarak onları bastık. Tabii çok bariz hatalar yapmışız. Orada... yapılmayacak hatalarımız da vardı ama çok başarılı oldu. Öğrenciler kapış kapış onları aldılar. Sonra yayın evleri peşimizde dolaştı. Ya bize satın diye. Hepsini sattık neticede. Böyle bir çalışmamız var. Ve bir arkadaş kaset işine başladı bizimle beraber. Yani o yayın evi içerisinde. Mesela Türk Sanat Müziği'si kasetleri çıkarmaya başladık vesaire. Böyle bir girişimciliğimiz de okul hayatında var. Ama çok önemli hocam. Hocam şimdi bunlar artık profesyonel iş haline geldi. Hatta bizim tabii ben de böyle çok ömrün son deminde böyle hukuk okumuş birisi olarak ses kayıtları alınırdı. O ses kayıtları gerçi hem Marmara'nın hem de İstanbul'un etrafında onların kendi şeyleri vardı. Fotokopicileri var. Oralarda evet. Notlar. Ama tabii. Siz bunu o notların, teksirlerin, kağıdın hiç olmadığı bir zamanda yapmışsınız hocam ya. O zaman tabii böyle solcu sağcı hadiseleri vardı biliyorsunuz. Bizim zamanımızda solcular teksir basardı. Hı hı. Özel mikrobiyoloji dersi. Hiç kitabı yok. Mecbursunuz bir şeyler almaya. Biz onlardan erken hareket ederek bir arkadaşın vasıtasıyla kitap haline getirdik. Hı hı. Ve onların ellerinde kalmıştı. Kaldı. Bizim kitaplar kapışılmıştı falan. Böyle bir olay da var. Peki böyle yıllar sonra karşılaştığınız zaman arkadaşlarla, hocam Kemal hocam biliyor musunuz biz sizin notlarla falan şey yaptık yani çalışıyoruz. Gerçekten yoktu. İmkanlar yoktu. Kitaplar evet, yoktu. Evet. Yani kitaplar olsa bile ki çok zordu. Çok pahalıydı. Yani onları almak da mümkün değildi. Ama aslında bu güzel bir şey, bir hizmet yapmışsınız. Yani herhangi bir kitabı korsan olarak basmamışsınız. Yani ders notlarını hocam... Kendi yaptığımız... tabii bundan biz para kazandık ama kendimizi almadık. O zaman çok idealistiz. Kendi tabii arkadaşlarımız, maddi sıkıntı çeken arkadaşlara dağıtmıştık. Ay ne parayı. Güzel. Çok güzel. Evet. Yani bu aslında anlattığınız konunun içinde böyle iç içe böyle çok güzel şeyler benim var. Benim başkanlığım vardır. Başkanlığım sırasında bana bir fabrikatör adamın oğlu, bizim arkadaşımız, kazaklar getirdi. Yaklaşık 15-20 tane. Benim de ihtiyacım var ama bir tanesini almadım kendime. Hala şöyle içim yanar. Ya bir tanesini alsaydım falan. Ama ben başkanım, olmaz yani. Başka arkadaşlara dağıtmıştım o şeyleri. Allah razı olsun. Evet, Anadolu'dan gelen öğrenciler hakikaten çok yoksuldu yani. Hatta ya bizim... Son sınıflarda hatta ben bir takım kliniklerde nöbete kalmaya başlamıştım. Staj yaparken. Çünkü geçinemiyordum. Kardeşim de başlamıştı İstanbul'a. Aynı evde. Çok sıkıntılı zamanlar geçirdik. Ama... bir yerde çalışmaya başlayınca böyle ayda 4-5 nöbete kalıyordum. Oradan gelirle kendimizi kurtarıyorduk. Evet. Aslında çok fazla bilinmiyor ama. Ama bunlar çok önemli. Evet. Ben bunların için hiç hayıflanmıyorum. İyi ki öyle olmuş, çok şükür diyorum yani. Çünkü onlar bizi olgunlaştıran
çalışmalar. Allah razı olsun. Ne kadar güzel. Ya böyle siz anlatırken şimdi Ali Murat Daryal hocamı hatırladım. Profesör Doktor Ali Murat Daryal hocam. Halası vardı. Çok geç evlenmişti. O mutlaka halaya bir şeyler yaptırırdı böyle. Kazak yaptırırdı, kaşkol yaptırırdı, bir şeyler bere yaptırırdı, bir şeyler yaptırırdı. Gelip onu okuldaki öğrencileri, dedi benim baba gurbetçi olunca yani bana mutlaka bana bir şey verirdi. Hatta yani ömrünün son demine kadar böyle iş adamlarından sen 100 lira ver. Onun mutlaka bir plan vardır. Yani ya evlenecek birisi vardır ya birisine burs planlamıştır. Ne kadar güzel böyle. Demek ki yani öğrenciler arasında da siz. Peki bu talebe başkanlığı okulda? Okulda değil. Bizim o zaman biz ülkücü grup içerisinde yer alıyorduk. Onlar içerisinde böyle bir yapılanma vardı. Tabii müdahale, yanlışlıklara müdahale etme durumuyla karşı karşıyaydık. Ve gerçekten de müdahale ederdik. Yani şimdi hatırlıyorum, bizim mesela cuma saatine en önemli derslerden biri olan kardiyolojiyi koymuşlardı. Buna tepki göstermiştik. Sonra birileri yine bizimkine, bizim tepkimize engel olmaya çalıştılar vesaire. Böyle mücadeleler içerisinde olmuştuk yani. Ama bu anlayış bugün hala var yani günümüzde, üniversitelerde. Bizim okulda da 13'te, şu 13, halde bile. Evet, cuma saatine bakıyorum ders koymuş. Hatta cuma saatinin çok yakın öncesi ve sonrasına imtihan koymuş. Ya burası bir Müslüman bir ülke. Ya evet, maalesef, yani, maalesef. Evet. Maalesef. Peki hocam, okul bitti. Böyle okulda sizde iz bırakan hocalar veya talebe arkadaşlarınızdan kimler var? Tabii o zaman beraber olduğumuz arkadaşların hepsi mutlaka iz bırakmıştır. Gerçekten hiç unutamayacağım dostluğuyla hala dostluğumuz devam eden Hüseyin Cahit Külünk var mesela. Evet. Oğuz Çetinkale var. Oğuz Hoca şu anda İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi'nde rektör yardımcısı bildiğim kadarıyla. Plastik cerrah. Hüseyin Cahit Külünk de İstanbul'da hastanecilik yapıyor. Erdem Hastanesi. Erdem evet, Hastaneleri. Evet. Bunlar tabii benim o üniversite yıllarında beni çok etkileyen insanlar. Hala görüşüyorsunuz. Hala görüşüyoruz. Çok güzel. Bir de Doktor Nihat Uluslu var şu anda Amasya'da. O da bizim abimizdi. Yanlış yaparsak bize müdahale eder vesaire. Bizi doğru yola çekmeye çalışırdı vesaire. Allah razı olsun. Yani unutulmaz kişiler. Tabii bunun gibi çok sayıda arkadaşımız var. Allah hepsinden razı olsun. Amin. Çizgilerini Amin. Bozmayan arkadaşlar. Eyvallah. Yani. Peki hocam, okul bitti. Okul bitti, hatta yönetmenim az önce böyle fotoğrafınızı mezuniyet fotoğrafı evet, diye evet. geçiyordu. Şimdi gelir tekrar. Okul bitti. Ne yaptınız? Yani bu arada kimle konuşuyorsunuz? Kardeşiniz bu arada siz okulu bitirirken kardeşiniz o nerede? O evlenmişti kız kardeşim. Tabii erkek kardeşim de Cerrahpaşa'da okudu. Bu mezuniyet fotoğrafı. Bu benim mezuniyet, evet. Mezuniyet fotoğrafım. Çok güzel. Okulu bitirirken tabii bizim Kayseri Yüksek Tahsil Vakfı var idi. O yurdun idarecisi onlardı. Profesör Feyzi Feyzioğlu vardı rahmetli. Evet. Feyzioğlu ailesinden hukuk fakültesindeydi İstanbul Hukuk'ta. O bana dedi ki seni dedi mezun ol yurt dışına göndereceğim. Çok sevindim ama bir şartla dedi Kayseri'de 10 yıl hizmet vereceksin. Yeni kuruluyordu Erciyes Üniversitesi, o zaman Kayseri Üniversitesi. Ben dedim ki Kayseri'ye gitmek istemiyorum. Ben İstanbul'da kalacağım. Neyse öyle ayrıldık. Sonra ben ilk defa bize mecbur hizmet çıktı ve ben kurayı çektim. Arkadaşlar Cizre, Nusaybin, Hakkari
çektiği zaman bana da Dalaman açık cezaevi çıktı. Düşünüyorum ya Dalaman neresi acaba? Muş'ta mı, Kars'ta mı falan derken beni arkadaşlar dövmeye başladılar. Nasıl yaparsın bize ihanet edersin evet. falan diye. Biz doğuya giderken sen nasıl... Yani meğerse en batıda tatil işte beldesiymiş. Muğla'nın ilçesiymiş. Evet. O açık cezaevi doktorluğu yaptım. Oranın da çok bana katkısı oldu. Tabii oradan ben yine Kayseri'ye gitmeye karar verdim. Nişanlandık vesaire. Arkasından bir uçak kazasında Feyzi Bey vefat etti. Allah rahmet eylesin. Bizim o yurt dışı macerası suya düştü. Ama ben yine gittim Erciyes Üniversitesi'nde ihtisas yaptım. Orada bir süre kaldım. Halen yarı Kayseri, yarı İstanbul'dayım. Evet. Şöyle bir maceramız oldu. Gerçi part-time olarak ben de bulunmuştum ama hastane ve hapishanelerde manevi rehber olarak ben de Hollanda'da çalışmıştım. Peki böyle Dalaman cezaeviyle ilgili, yarı açık cezaeviyle ilgili var mı böyle hatıralarınız? Ne kadar tabii, kaldınız yani orada? Tabii. Orada yaklaşık 2 yıl işte mecbur hizmet süresince. 2 yıl benim için çok önemli bir tecrübe birikimi oldu. Hatta yazdığım çok hatıra var orayla ilgili ama şu önemli. Orada tabii yaz geldiği zaman dayanılmaz bir sıcak oluyor. 45-50 dereceye yaklaşık. Ve tam da o yıl ilk gittiğimde Ramazan Temmuz ayına denk geldi. Ya bakıyorum kimse oruç. Kimseyi tanımıyorum. Memurlar veya işte diğerleri hiçbiri oruca niyetlenmiyor. Dedim ki ben tutacağım. Neticede 2 tane mahkum ve 1 tane memur ayarladım bizimle oruç tutacak. Ama ilk günden perişan olduk. Sivrisinek var, gece uyuyamıyorsunuz sıcaktan. Gündüz işte zaten perişan vaziyette, bekarlık var. Hep orada mı kalıyorsunuz? Yani tabii tabii orada bir lojman gibi böyle gündüz sıcağı çeken, gece sıcağı içeri veren bir ortam. Ve öyle bir Ramazan geçirdik. Ben gardiyanlara dedim ki lütfen oruç tutanlara biraz itina gösterin. Nüfus ne kadardı? Yaklaşık. 250-300 vardı en az mahkum. Bir gün bir baktım bir mahkum baygın bir şekilde getirdiler. Tabii pamuk tarlalarında çalıştım diyor. Neticede serum taktık vesaire uyanınca öğrendik ki oruçlu. Tabii benim tepem attı. Ben dedi oruçlu olduğumu söylediğim halde beni en şeyin altına ittiler falan dedi. Ondan sonra ben baş gardiyana gittim. Dedim ki ya niye böyle yapıyorsunuz? Bana tabii terslik yaptı. Bizde gençlik var ya orada bir giriştik. Beni öldürüyor falan diye bağırmaya başladı. Sonra bu benim sicilime girmiş ama Allah razı olsun. Tabii şeyde ben ayrılırken genel müdür yardımcısı sicilimi yeniledi. Yoksa ben mümkün değil, devlet memuru olamazdım. Evet. Peki bu arada doğuya giden arkadaşlarınızla irtibatınız, görüşmeleriniz, görüşüyor tabii, musunuz? Tabii tabii oradan gözyaşlarıyla mektup yazıyorlar. Mektuplar yazıyorlar. Çünkü şöyle tabii doğuda da hizmet şereftir ama bir arkadaşımız Hakkari Kapalı Cezaevine çıkmıştı. Oradan İstanbul'a gelme ihtimali yoktu. Nişanlıydı da bundan dolayı böyle şeyleri vardı. Peki sizdeki şeyler mahkumlar çalışıyorlar mıydı? Onlar yani tabii, çalıştırılıyor muydu? Tabii mahkumlar açık cezaevi olduğu için onlar hepsi ya marangozhanede çalışıyor ya sahada çalışıyor. Bir gün yine bir genç getirdiler. Böyle kasılı kalmış. Bizde mesela diyazem yapılır kalçadan. O diyazem uyutur insanları, rahatlatır. Buna yaptım bir şey demedi. Hiçbir faydası olmadı. Sonra damardan yaptım. Ona da hiçbir şey yapmadı. Aynı kasılma devam ediyor. Baba beni kurtar falan diyor. Ondan sonra... Ben tabii işin içinden çıkamadım.
Rahmetli Ayhan Songar Hoca'yı aramıştım. Dedi ki o uyuşturucu müptelası. Ay. Ona sen bir şey yapamazsın, hemen gönder başından dedi. Öyle bir hatıram var. Tabii hemen o şeyde Ayhan Hoca'yla da şeyden tanışıyorsun. Edebiyat tabii. Vakfı'ndan. Hem oradan tanışıyoruz. Çok tabii. Güzel, yani, çok hoş. Evet. Ya öylece bir uyuşturucu müptelasıyla karşı karşıya kaldım. Peki hiç nereden unutmam. Buluyorlar, nasıl alıyorlar ki? Bulmak isteyen için her şey mübah, her şey var yani. Peki. Yollar açık. Sevgili hocam, Dalyan'dan bu defa yolculuk nereye? Oradan Erciyes Üniversitesi'ne geçtim ben. Hı-hı. İhtisas için. Orada 4 yıl, 3,5 yıl kulak burun boğaz ihtisası yaptım. Bu arada evlilik, nişanlık, nişanlıyım. Tabii ben nişanlıyım. Gider gitmez evlendim zaten. Evlendiniz. Evlilik nasıl başlamadım. Oldu? Ruzi Hanım'la yani bizim onları... tabii görücü usulü. Ama yani Allah'a şükür ki öyle olmuş. Allah'a şükür hayatımı yön veren, şekil verenlerden birisidir. En başta gelen kişidir. Ne güzel. Ruzi Hanım. Evet, buradan Ruzi Hanım'ı ve evlatlarını buradan sevgiyle, saygıyla evet. Selamlıyoruz. Berabersiniz değil mi şu an şirketlerde? Tabii, tabii. Beraber tabii. O da... O da şu anda yöneticilik yapıyor bizim hastanede. üst yönetici olarak çalışıyor. Beni çok rahatlattı yani. İstanbul sizin şimdi Kayseri gerçi konuşacağız da Kayseri, Denizli, İstanbul. Kayseri merkez... ve Denizli'de hastanelerimiz var. İstanbul ve Kayseri'de okullarımız var. Ruzi Hanım? Ruzi Hanım Kayseri'de. Okullarda da yönetimde ama asıl görevi Kayseri'de hastane yöneticisi. Evet, ne kadar güzel, çok hoş. Allah muhabbetinizi, amin, bu birlikteliğinizi amin. Devam etsin inşallah. Cenab-ı Hak muvaffak eylesin sizi ve sizin gibi bu cennet ülke için hizmet eden bütün iş adamlarımızı i̇nşallah. Muvaffak eylesin inşallah. Amin. Erciyes, 4 yıl kaldınız hastanede. 4 yıl görev yaptınız. Evet. Erciyes Devlet Hastanesi'nde. Erciyes Üniversitesi. Üniversite Devlet Hastanesi'nde. Tıp Fakültesi'nde. Evet. Evet. O sırada tabii ben hiçbir yerde boş durmadığım gibi orada da aktivite devam etti. İşte tiyatro yönetmenliği yaptığım yıllar. Sosyal faaliyetler hiç eksik olmadı hayatımda. Her an aynı aktiviteyle devam etti. Hatta ihtisas bitimine yakın da bir vakıf kurduk. Kayseri'de hem gençlik için hem de hizmet açısından o yıllarda tabii 12 Eylül'ün etkisi hala devam ediyordu. Bu bizim ayakta durmak istiyorum diye tiyatro eserinin sonunda işte sunumundan sonra çekilen bir fotoğraf. Güzel. Bunların çoğu işte çeşitli yerlerde şu anda mevki sahibi. Hekim değil mi? Yani hekim. Hekim de var, başka mesleklerden başka de var meslekler arkadaşlar. Var. Edebiyatçısı var içinde. Peki yani bu çocukları falan, çocuklar kim hocam? Yani bunlar şimdi büyümüş. Onları hatırlamıyorum. Yani evet. Arkadaşları hatırlıyorum da onlar da yanımıza gelmişler herhalde, birilerinin yeğeni falan. Yani şeyde direkt rolleri yok. Şeyde tiyatroda direkt rol tabii yok, rolleri yok. Evet. Çok hoş. Kimler var burada mesela böyle selam gönderelim onlara, dostlara. Evet, mesela soldan 5. olan arkadaş şu anda Samsun'da profesör, çocuk profesörü. Malatya'da da rektör yardımcısı olmuştu. Nadir şey var, Nadir Bey var. Evet. Evet, hepsini sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Peki. Bu da dirilişin ilk zamanlarında Kayseri'ye gelmişlerdi. Kayseri'de yaptığımız program. Güzel, bunları konuşacağız. Dirilişi konuşacağız. Eğitim kurumlarını, Türkiye Üstün Zekalı ve Dahi Çocuklar Eğitim Vakfı'nı, onların hepsini konuşacağız. Bu arada evlendiniz. Ruzi Hanım, o... Ev hanımı olarak başladı. Uzun yıllar. Tabii ben siyasete atılacağım yılda, 2014'te hastane yöneticiliğine başladım. Ondan sonra kim vesile oldu? Görücü usulü dediniz. Kim vesile oldu? Kız kardeşim. Ha, güzel. Kız kardeşimin okul arkadaşıydı. Onun arkadaşı. Öyle bir
tavsiyede bulunuldu. Aslında bir bağ komşuluğu var ama görmemiştim ben. Çok güzel, çok hoş. Bazen insanlar böyle yıllarca konuşuyorlar ama birbirlerini hiç anlayamıyorlar. Hmm. Ama bazen hatta Hayrettin Hocam'ın ben yani zaman Allah'tan dinlemek lazım. Evet, aynen öyle. Yani Allah en iyisini yapar. Eyvallah. Mutlaka ondan istemek gerekir. Evet. Hayrettin Hocam'a Zahide Ebem dediği anneannesi, Hayrican seni evlendireceğiz falan deyince kimle falan demiş. Bir şey, yani güzel bir kızla evlendireceğiz falan. Nasıl bir şey falan demiş. O arada gripin fotoğrafı varmış. Gripinin üzerinde bir bayan fotoğrafı var. Bak aynı bunun gibi falan demiş. Ve oradan o evlilikten çok güzel evlatlar, rektör. Eyvallah. İhsan Karaman İhsan Hoca. Bey. Evet, evet, yani çok güzel evlatlar çıktı ki gerçekten hala devam ediyor mutluluklar. Böyle huzur içinde devam ediyor. Allah sağlık afiyet versin inşallah. Amin, amin. Peki uzmanlık ta şeyde mi oldu? Üniversitede mi oldu yoksa? Tabii üniversitede. Üniversitede. Yani uzmanlığı oradan aldım. Ondan sonra 4 yıl kadar Kayseri Devlet Hastanesi'nde çalıştım. Tabii orada da daha sonra dediğim o sağlık market işine girdik. Evet. Peki ve bu şey öyle gelişti. Sevgili hocam tabii yani insan siz insanın sırrını kitap olarak anlatmışsınız, evet, ama bir kitap olarak yazdınız ama siz bir de bunu fiziki olarak bizzat bunun ustasısınız. Yani siz aynı zamanda yani insanla insan her şeyi usta olmak çok zor tabii insan konusunda. Ama insan kendisini bilmiyor. Yani kainatın göz bebeği aslında ve muhteşem bir yaratık ama kendimizi bilmekten aciziz. Evet. Orada bakın benim barkodum var kapağında. Evet. Yani ona kapağındaki resim benim barkodum. Evet. Yani bana verilmiş barkod, parmak izim. Doğru. Şimdi kimse de yok benden başka. Bu sadece parmak izi değil, göz bebeğimizdeki o görüntü, el ayağımızdaki kılcal damar ağının resmi gibi birçok şey hepimize özel verilmiştir. Evet. Bu özel yaratıldığımızın bir göstergesi. Yani biz hayvanlarda bunlar yok. Mesela bir tanıdığınızı dünyanın öteki tarafında görseniz tanırsınız. Neden? Görüntümüz de yüz şeklimiz de farklı. Sesimizi bir duysak, sesini duysak bir tanıdığımızın hemen tanırız. Bunlar ve bunlar gibi neler var insanda farklı olan? Evet. Ben sevgili yönetmenimden rica ediyorum özellikle bu parmak izini. Çünkü bugün yani güvenlik açısından artık pek çok yerde insanlar hep parmak izine yöneldiler. Çünkü evet, 8 milyar insanın parmak izlerinin hiçbir tanesi birbirine benzemiyor. Onlar da benzemiyor. Göz bebeği. Benzemiyor. Hiçbir tanesi benzemiyor. Tabii, tabii. Hatta Kur'an-ı Kerim'de Neml suresinin son ayetlerinde Sunallahi lezi etkana külle şey. Etkan aslında ismi taf değil. Etkan teknik. En teknik anlamda evet. Allah'ın sanatı ne kadar tekniktir ya. Gerçekten öyle. Hakikaten bunu inşallah insanın sırrını konuşacağız. Yani sizinle buradan özellikle konuşacağız. Amir Ateş Türkiye'de sayı itibariyle en çok beste yapan bestekarlarımızdan Hafız Mevlid Han geleneğinin son hocalarından günümüzün dede efendisi denilir onunla. Arif Şanlı Profesör Doktor Arif Şanlı hocayla. O da bizim arkadaşımız, abimiz olur. Abilerden değil mi? Arif Şanlı. Evet. Arif Şanlı hocayla tabii çok yakın şeyi var. Bir de tabii Arif Hoca da Musiki Derneği Başkanı olduğu için Amir hocayla hem Kartal Musiki Derneği, Kartal Araştırma Devlet Hastanesi dolayısıyla çok şey yapıyor. Şimdi çok... İzmir'e gitti galiba. İzmir'e gitti. Evet, evet, oradan da herhalde Sivas'a geçti mi bilmiyorum ama hocamı da buradan sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Ben de selamlarımı iletiyorum. Evet. Şimdi o mikro kamerayla şeyi gösteriyor. Hocanın zaman zaman ses tellerinde arıza olunca hemen Arif Hoca'ya giderdi. Ses tellini mi gösteriyor? Evet. Aman Allah'ım o tüneller ya ne muhteşem şey. Hocam bize biraz anlatır mısınız? Yani insanın
neticede kulak, burun, boğaz. Yani buralardaki o tekniği, Cenab-ı Hakk'ın o yaratmasındaki güzelliği siz nelerle karşılaşıyorsunuz? Allah'ın bu sanatını görerek sizin mesleğinizden böyle Müslüman olanlar, Allah'ın sanatına böyle saygı duyanlar, bu konuyla ilgili böyle düşüncelerinizi alabilir miyiz lütfen? Keşke, işte bu irfan gerektiriyor biraz. Yani ilim mutlaka gerekli de, yani ilim müşahhas olanı görmek, tanımak, bilmek. İşte şimdi mikroskoplarla, elektron mikroskoplarla hücrenin içini tamamen keşfettik. O genetik zincir, genlerin oluşumu. Ki orada Allah'a iman etmek zorunda kalıyor bilim adamı. Eğer buna objektif bakıyorsa ama tenkitçi gözle bakıyorsa bu mümkün değil. Ya da ön yargıyla bakıyorsa, ön kabulle bakıyorsa. Şimdi insanı incelerken insan kainatın göz bebeği dedik ya, aslında küçük kainatta deniyor. İnsan için, evet. İnsan için. Yani büyük kainat, büyük evrenin yanında insan küçük kainat ve bütün kainat insan için var. Bu Kur'an'ın emri. Kur'an'da buyruluyor. Yani bütün her şey insan için yaratılmıştır. Şimdi bu kadar önem veriliyor bize ama biz bu önemin farkında değiliz. Yani sadece başıboş yaratılmış gibi düşünüyoruz. Kulak, burun, boğaz açısından da bakabiliriz. Bütün bölümler açısından da bakabiliriz. Mesela ben size sadece burundan bahsedeyim. Sadece burun, çok önemsiz gibi görünen burun. Burundan hava geçiyor işte. Ama geçerken üç fonksiyonu var. Bir, ısınarak geçiyor. Mesela kış aylarında burundan aldığınız hava vücut ısısına uygun hale getirilerek geçiyor. Hmm. Aksi takdirde ağızdan aldığınızda boğazınız tahriş oluyor soğuk havada. İki, nemlenerek geçiyor. Kuru geçmiyor. Kuru geçse o zaman yine tahriş oluyor. Bütün solunum yolları. Üçüncüsü de temizlenerek geçiyor. Evet, o çok muhteşem. Orada yani çünkü o kıllar vesaire. Evet, bir mağaranın böyle önü gibi, önünü böyle şeylerle, tel örgülerle çevrilmiş gibi o küçücük burun kılları falan. Engel oluyor. Müthiş bir şey hocam. Evet. Ya. Gerçekten çok Bakın müthiş. Nasıl ısınıyor onu da söyleyeyim. Evet. Yani şofben belki de buruna bakarak icat edilmiştir. Allah Allah. Hava böyle döne döne geçiyor ve orada yüzeye temas ederken ısınıyor. Şofben mantığındaki gibi. Yani dolayısıyla sadece bir burun diye geçmemek lazım. Tabii koku fonksiyonu falan da var. Yani onları ayrı tuttuğum için söylemiyorum. Bunun dışında eğer bu yerlerini değiştirmeye kalkışsak, hani tesadüf deniyor ya, her şey rastlantı. Yani tamam da rastlantı da gözünüzün biri arkada olsaydı. Allah korusun. Bu sefer görmek o kadar zor olurdu ki, bir arkayı görüyorsunuz, bir önü, nasıl yönleneceksiniz? Burnunuz mesela ağzınızın altında olsaydı, ters olsaydı, yediğiniz her şey içine gitseydi vesaire. Her şey optimal olarak yerli yerinde yaratılmış. Yani bunlar müthiş şeyler. Evet. Burada özellikle bir hücreye başlasak içinden çıkamayız. Ama milimetrenin 10.000'de biri kadar küçüklükte bir hücre ve bizim hiçbir etkimiz yok, çalışıyor. Tiroid hücresi tiroid hormonu yapıyor, öteki onu kontrol eden hormon yapıyor. İşte epifiz bezinden böyle bir hormon salgılanıyor. Yani tek bir hormon da değil, onu kontrol eden, onun arkasında dolaşan polisler, kontrolörler var. Şey. Şimdi bunların hiçbiri tesadüfen olabilecek bir şey değil. Antoni Flew denilen bir adam geçen asrın en büyük ateisti kabul ediliyor. Her yerde ateizme dair konferanslar veriyor ama genlerle ilgili bir soru sorulduğu anda apışıp kalıyor. Diyor ki hayatımın dönüm noktası. Çünkü genlerde
tesadüfe yer olmayacak kadar müthiş bir fark var. Tesadüf mesela genlerin dizilişinin tekrarlanması ihtimali 10 üzeri 50 olsa tesadüf denebilir. 10 üzeri 50'ye kadar tesadüf denebiliyor. Yani onun yanına 50 tane sıfır koysanız onda biri tesadüf olabilir. Ama 10 üzeri 652. 652 tane sıfır koyup öyle 1'e bölüyorsunuz. Evet. Şimdi daha doğrusu 1'i 10'a bölüyorsunuz. Bunlar akıl hafsala almayacak kadar muhteşem bir nizamın belirtileri insanın gözüne sokuyor aslında ilim. Ama irfan olmazsa öteyi düşünmediğiniz takdirde, görünenin ötesini anlamadığınız takdirde bu iman mümkün olmuyor maalesef. Eyvallah. Sevgili hocam, aslında programımızın sonuna yaklaştık. Programımızın sonuna yaklaştık ama sizinle konuşacağımız konular bitmedi. Dolayısıyla ben izniniz olursa ben önümüzdeki hafta sizi tekrar buraya yormak istiyorum sevgili seyircilerimize. Çünkü sizin başarılarınızı, özellikle eğitim kurumlarınızı, hastanelerinizi, ondan sonra dünyanın özellikle bazı ülkelerinin liderlerinin seyrettiği, hatta sizin de misafiriniz olan tarih dizilerini ilk defa siz başlattınız, sizinle başladı. Yani onları konuşalım istiyorum. Hatta siz diyorsunuz ki, yani sorgulanmayan hayat hayat değildir. Bu hayat neler yapılmalı, başarılı olmak için ne yapmamız gerekir? Bunların hepsini konuşalım, yerüstü hazinelerimizi konuşalım. Üstün zekalı ve dahi çocuklar, nasıl bu çocukları buluyorsunuz? Kim bunları getirip size teslim ediyor? Her çocukta aslında var mıdır bu yetenekler? Ya bunların hepsini ben istiyorum ki ikinci bir program yapalım ve ikinci bir programda biz bunları tekrar sizinle konuşalım. Olabilir, Allah izin verdiği sürece Allah razı olsun. Peki özellikle sahnesinin Cenab-ı Hak aslında kullarına evreni ve evrende olan her şeyi, hatta aslında canlı kesilir mi kesilmez, işte hayvanlar, onlarda sizin için bir takım menfaatler vardır, gemileri yürüttü, denizler, dağlar, her şeyi insanın, Allahu'l-lezî sahhara lekumul bahra fil fulki, denizlerde Allah o gemileri sizin evrenize musahhar kıldı. Niçin hareket edesiniz bilmem. Ya her şey insan için, insanın mutluluğu için. Ve en sonunda da Cenab-ı Hak bunları verdikten sonra da sahne senin kulum diyor. Haydi buyur, göster kendini. Göster kendini. Peki hocam, bu sahne senin, bu çok önemli. Bu nasıl oldu? Önce şunu da bir konuşalım. Nasıl olsa biz ikinci bir programda Allah nasip ederse sizinle... Benim girişimcilik ve hayata bakışla ilgili gençlere verdiğim konferanslar vardı. Bu konferansların sonucunda tabii bana diğer kitaplarımda olduğu gibi, yani bunu kitaplaştır diye çevrem baskı yaptı. Ve ben de sohbet tarzında bu kitabı yazdım. Çok beğenildi, çok tutuldu. Tabii isim konusunda benim farklı düşüncelerim vardı. Ama eşimle kızım itiraz ettiler. İsim annesi, isim ablası evet, o zaman onlar. Sahne senin ismini verdiler ve kapağını da kızım tasarladı. Çok güzel. Kapak da çok güzel. Biz Allah nasip ederse sevgili seyircilerimiz, biz önümüzdeki hafta bu sahne seninde neler var, bunları konuşmak için biz sevgili seyircilerimizi önümüzdeki hafta tekrar ekranlara, Vav TV'ye davet ediyoruz. Sevgili hocam, ben size çok teşekkür ediyorum. Programın birinci bölümü için ikinci bölümde Allah nasip ederse önümüzdeki hafta tekrar sizinle birlikte olacağız. Ve sevgili seyircilerimiz, böylece bugün de bize ayrılan Kemal Tekten Hoca ile yaptığımız programın birinci bölümü burada sona erdi. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarımla birlikte bir hafta sonra tekrar sizlerle birlikte oluncaya kadar her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olunuz.